Tekrar merhaba arkadaşlar. Şeyde kalmıştık Astım'da. Beş yaşında erkek hasta, eforla nefes darlığı, hırıltılı solunum şikayetleri var. Buğday unu fabrikasında üretim işçisi. 2 yıldır bu işi yapıyor. 6 aydır şikayetleri var. Sigara öyküsü yok. Bacağı grafizi ve SFT istendi. Hastanın semptomlarının iş yerinde artması, tatil günlerinde düzelmesi nedeniyle mesleksel astım ön tanısı ile ileri tetkikleri yapıldı. Her 2 aktarda ronküsleri vardı. SFT'de obstrüktif kayıp izlendi. Reverse aorta testi pozitif gelen hasta astım kabul edildi. Serum buğday unu spesifik immünoglobulin E düzeyi yüksek geldi. İş yerinde 2 hafta tatilde, 2 hafta iş yerinde olmak üzere günde 8 kez PEF takibi yapıldı. PEF değerleri incelendiğinde mesai saatlerinde PEF değerlerinin düştüğü, gün içinde PEF değişkenliğinin olduğu saptandı. Olgu iş öyküsü kliniği ve PEF takibiyle beraber değerlendirildi. Mesleksel astım düşünüldü ve astım tedavisi başlandı. Hastaya hastalığı ve yasal hakları hakkında bilgi verildi. İş yeri hekimine maruz kaldığı buğday ununa bağlı mesleksel astım düşünüldüğü, bu etkenden tamamen uzak durabileceği bir bölümde çalışması gerektiği bildirildi. Mesleksel astımla ilgili birkaç olgu sunumumuz var. Bu da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Alerji ve İmmünoloji Kliniği tarafından mesleksel astımla ilgili olgu sunumları. Birinci olgumuz ÖG 37 yaşında erkek hasta. 1993-2008 yılları arasında pastacılık yapmış. Un, nişastı ve yağ maruz kalmış. 2008-13 yılları arasında hayvancılık yapmış. 2013'ten sonra un, nişastı ve yağ işiyle yine pastacılık yapmış, maruz kalmış. Şikayetinin başlangıcı işte 93'ten sonra nefes darlığı başlıyor ve 2004 yılında astım tanısı konuyor. 2013'ten sonra tekrar pastacılık yapmaya başlıyor. Şikayeti eforla nefes darlığı. Özgeçmişinde özellik yok. Sigara kullanmamış. Solunum sistem muayenesi normal. Patolojik ses duyulmadı. Akciğer grafisinde biraz bronkovasküler dallanma artışı var. Solunum fonksiyon testi normal. Spesifik immünoglobulin E alerji testleri yapılıyor. Un spesifik immünoglobulin E 5 pozitif çıkıyor. Una bağlı bir alerji tespit ediliyor. Deri testleri normal. Bronş provokasyon testi yapılıyor. PC20 0,74 çıkıyor. Reversibility testi pozitif. Astım, mesleksel astım olabilir mi? PEF takipleri yapılıyor çalışırken ve istirahat şeklinde. Çalışırken PEF variyabilitesinin oldukça fazla olduğu, istirahatte variyabilitenin düzeldiği, daha az olduğu tespit ediliyor. Un ile temas ettiği dönemde PC20 70, un ile temas ettiği dönemde ise PC20 0,38 olarak düşük saptanıyor. Astım semptomlarının mesleğe başladıktan sonra başlaması, mesleksel astım yapma potansiyeli olan ajanlarla maruziyet öyküsünün olması, un spesifik immünoglobulin E değerinin 5 pozitif çok yüksek saptanması, çalıştığı dönemlerdeki PEF değerlerinin istirahat dönemine göre belirgin olarak düşük olması, çalıştığı dönemde PEF variyabilitesinin istirahat dönemine göre belirgin fazla olması, bronş provokasyon testinde istirahat döneminde çalıştığı döneme göre PC20 değerinde 2 kata yakın iyileşme gözlenmesi nedeniyle mesleksel astım tanısı konuyor. Diğer bir olgu ZK 50 yaşında erkek hasta. 1993-2002 yılları arasında döküm fabrikası temizleme bölümü kalite kontrolde çalışmış. Metal tozu, demir tozu, kalıp tozu, toprak, tiner ve boyaya maruz kalmış. 2013'te iş yeri değiştirilmiş. Aynı fabrikada kapalı bir odada çalışıyor. İşleme tezgahlarının saf alkol ile bakımını yapıyor. Maruziyet büyük ölçüde azalmış.
Çalışmaya başlangıcı 1993 yılında. Nefes Darlığı 2011'de başlıyor. Astım tanısı 2012'de konuyor. Kliniğimize başvurduğunda şikayet eforla nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, geceleri ayda 2 gece semptomları var. Özgeçmişinde özellik yok. Sigara kullanmış ancak 10 yıldır kullanmıyor. Solunum sistem muayenesi normal, patolojik ses duyulmadı. Akciğer grafisinde bronkovasküler dallanma artışı var. Solunum fonksiyon testinde küçük havayolu obstrüksiyon bulguları var. Deri testi ve spesifik immünoglobulin E testleri sonuçları negatif. Bronş provokasyon testinde PC21.2 tespit edilmiş. PC20 dediğimiz değer arkadaşlar FEV1'de %20 düşmeye sebep olan provokasyon konsantrasyonu. Tanı astım. Takipleri yapıp eski iş yeri ve yeni iş yerinde. Yeni iş yerinde temas olmayan dönemde PC21.2, eski iş yerinde temas olduğu dönemde PC20.039 düşük saptanıyor. Astım semptomlarının mesleğe başladıktan sonra başlaması, mesleksel astım yapma potansiyeli olan ajanlarla maruziyet öyküsünün olması, maruziyetin olduğu eski iş yerinde çalıştığı dönemde PEF değerlerinin maruziyetin olmadığı yeni iş yerinde çalıştığı döneme göre biraz daha düşük olması, bronş provokasyon testine maruziyet olmayan dönemle göre PC20 değerinin 3 kat iyileşmiş olması, PC20'nin F1'de %20 düşmeye neden olan provokasyon konsantrasyonu tanımı bu mesleksel astım tanısını koydurtuyor. Diğer olgumuz kurşun zehirlenmesi ile ilgili bir vaka arkadaşlar. Ali Bey 30 yaşında akü yapım atölyesinde çalışıyor. Bir yıldır kurşun plaka döküm işi yapıyor. Sağ elde güç kaybı yani periferik nöropati var arkadaşlar. Eşyaları sıkı tutamama, diş etlerinde renk değişikliği var yani burton çizgileri var kurşunla alakalı. Karın ağrısı, cinsel güçte azalma. Birkaç kez hastaneye gitmiş, ilaç verilmiş, kullanmış, şikayetleri geçmemiş. Fizik muayenede deri grimsi soluk renkte anemi gözüküyor. Sağ elde kavrama güçlüğü periferik nöropati, diş etlerinde burton çizgileri. İdrarda D-amino levulinik asit düzeyi 20 çıkıyor. Normali 1.3 ile 7 arasında yüksek çıkıyor. Metabolit yani. Hemogram düşük, eritrositlerde bozuk. Granülasyon var. Arkadaşlar bütün bunlar kurşun zehirlenmesiyle ilgili şüphe uyandıran durumlar. Akü yapım atölyesi, akü işi, matbaacılık işi kurşuna maruziyet gösteren işlerinden en sık görülenleri. Sağ elde güç kaybı periferik nöropatinin gelişmiş olması, diş etlerinde burton çizgileri, karın ağrısı, cinsel güçte azalma yine kurşun zehirlenmesi semptomları, aneminin olması, eritrositlerde bazofilik granülasyon, idrar metabolit olan D-amino levulinik asit düzeyinin artması hepsi kurşun zehirlenmesini düşündürüyor. Ortam gözetiminde havadaki kurşunun haftada 40 saatlik çalışmada zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu 0,075 miligram metreküpten fazla ise ve kan kurşun değeri 40 mikrogram 100 mililitre kandan fazla ise tıbbi gözetim gerekiyor. Kurşunun yükümlülük süresi 3 yıldır, akut durumlarda 1 aydır, periyodik muayeneler ise 3 ayda bir yapılır. Kurşun zehirlenmesinin tanısı bakımından klinik bulgu ve belirtiler önemli olmakla birlikte kurşun kullanılan bir işte çalışıyor olması öykü de önemli. Çünkü karın ağrısı, anemi, baş ağrısı gibi belirtiler başka hastalıklarda da görülebilir. Kesin tanı kanda kurşun düzey tayiniyle yapılır. Bu da atomik absorpsiyon spektrometre yöntemiyle bakılıyor.
Normal kişilerde kan kurşun düzeyi sıfıra yakındır. Besinlerle falan alınan kurşunla en fazla kandaki değer 10 mikrograma çıkabilir. Ancak kan kurşun düzeyinin 100 mililitre kanda 40 mikrogram veya daha üzerinde olması zehirlenme olarak kabul edilir. Kanda olduğu gibi idrarda da kurşun analizi yapılır. Ayrıca delta aminolevulinik asit dehidrogenaz enzim tayini, idrarda delta aminolevulinik asit miktarının yüksek olması da kurşun tayininin yapılamadığı durumlarda tanı amaçlı kullanılabilecek yöntemlerden. Korunma, yapılan risk değerlendirmesinin tekrarlanması, riskin önlenmesi için önlemlerin alınması, çalışanın yerini değiştirme, riski önlemek, azaltmaya yönelik önlemler, diğer çalışanların sağlık gözetimine tabi tutulmaları, prognoz sinir sistemi ve böbreklerde kalıcı hasar yoksa iyidir. İşe giriş muayenelerinde kurşunla çalışacak kişilerde, kurşunla ilgili işlerde çalışacak olan kişilerde kan yapıcı sistem, böbrekler ve sinir sistemi ile ilgili rahatsızlığı olan kişiler bu işlere alınmamalı. Aralıklı yapılan muayenelerde de yine karın ağrısı, ağızda metalik tat, kabızlık gibi şikayetler sorgulanmalı. Radyal sinir etkilenmesi yani periferik nöropati açısından sağ kol ekstansör kaslarının kuvveti kontrol edilmeli. İdrar muayenesi yapılmalı. Kanda kurşun düzeyi bakılmalı. 40'ın üzerinde mi? İdrarda kurşun düzeyi 150'nin üzerinde mi? Bu kişi bu ortamdan uzaklaştırılır böyleyse. Sağlık eğitiminde kurşunun sağlığa zararları, ne şekilde girdiği, vücutta birikimi, başlıca belirtileri, korunma yolları üzerinde durulmalı. Yemeklerden önce ellerin yıkanması, kurşunun kullanıldığı bölümlerde yiyecek maddeleri bulundurulmaması, bir şey yenilip içilmemesi bu çok önemli. Sigara bile içilmemeli çünkü sigarayla da ellere bulaşmış olan kurşun ağız yoluyla alınabiliyor. Hatta sağlık eğitimi çalışmalarında kurşun kullanılan iş yerlerinde bıyıklarda da kurşun birikilip ağız yoluyla alındığı için bıyıksız çalışılması gerektiği üzerinde de durulmalı. Tabii kişisel koruyucu kullanılması, maske kullanılması üzerinde de durulması gerekiyor. Korunmada bütün meslek hastalıklarında olduğu gibi kurşun zehirlenmesinde de korunma olanaklı. Korunma için öncelik her zaman her türlü hastalık için etken için kaynakta önleme. Kurşun tütsüsünün oluştuğu yerlerde etkili havalandırma düzenekleri, gerekiyorsa işlemin kapalı bir sistem içine alınması, bunun dışında iş yeri ortamında genel havalandırma yapılması, işlem sırasında yere düşen kurşun tozlarının ortam havasına karışmasını önlemek için yerlerin zaman zaman yıkanması, zemin döşemesi yıkanabilir özellikle olmalı. Bu çalışmalarla iş yeri ortamındaki kurşun konsantrasyonu izin verilen sınır değerinin altına indirilmiş olmalı. Bu uygulamalara rağmen yine de koruyucu maske kullanılması gerekli olabilir. Kişi başına normal şartlarda 15 metreküp hava düşmesi sağlanmalı. Havadaki kurşunun mak değerleri bizim tüzüğümüzde 0,15 miligram metreküpü geçmemeli. Kadınlar ve 18 yaş altı çocuklar bu işlerde çalıştırılamaz ve kurşunla ilgili işlerde işçiler 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz. Bir de kurşunla ilgili başka bir olgumuz 29 yaşında erkek hasta. Son haftalarda karın ağrısı yakınmasıyla aile hekimine başvuruyor. Karın ağrısının yemeklerle ilişkisi yok. Hastanın başka bir yakınması da yok. İş yerinde stresli olmadığını ifade ediyor. Sigara içmiyor. Arada bira içtiğini söylüyor. Hasta bir inşaat firmasında çalışıyor. Muayene bulguları normal olarak değerlendiriliyor. Doktor beslenmesine dikkat etmesini öneriyor ve antasit tavsiye ediyor. Ancak yakınmaları geçmiyor. Daha sonra endoskopi yapılıyor. Endoskopi sonrası film normal çıkıyor. Yine şikayetler geçmeyince doktor işle ilgili bir ayrıntılı anamnez alıyor. Yakın zamanda yeni bir işe başladığını öğreniyor. Hasta eski bir köprünün bakımını yaparken oksiasetilen alevi kullanarak köprünün boyasını çıkarttığını ifade ediyor. Aile hekimi iş sağlığı uzmanı ile görüşüyor ve kanda kurşun analizi istiyor. Kan kurşun düzeyi %53 mikrogram çıkıyor ki sınır değer aşılmış. Doktor bu işten ayrılmasını kontrole gelmesini tavsiye ediyor. 4 hafta sonra kontrole geldiğinde kan kurşun düzeyi normale inmiş şekilde bulunuyor.
Kurşunla ilgili arkadaşlar yasal düzenlemeler ve maruziyet sınır değerleri ülkemizde kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkındaki yönetmelikte inorganik kurşun ve bileşikler için bildirilen 8 saatlik maruziyet sınır değeri 0,15 miligram metre küp. Meslek hastalıklarındaki yeri neydi arkadaşlar? Hemen bakalım. Kurşun ve kurşun tozları A11A sınıfında yer alıyor. Tehlikeli iş kolları özellikle akü ve matbaacılık demiştik. Sağlık etkilerinde solunum yoluyla alınan kurşunun %40'ı absorbe oluyor ve kanda hemoglobine bağlanıyor. Ancak vücuttaki dağılımının sadece %12'sini oluşturuyor bu. Kanda kurşun yarı ömrü 35 gün olup dolaşımdaki kurşunun bir kısmı kemiklerde depolanırken bir kısmı böbrek yoluyla atılıyor. Serbest kurşun beyne geçebiliyor, böbreklere ve karaciğere dağılabiliyor. Büyük oranda kemiklerde birikiyor. Akut toksisite de tipik olarak karın ağrısı, konstipasyon, mental değişiklikler, mikrosteranemi, kronik toksisitede kognitif bozukluklar, hipertansiyon, kronik böbrek yetmezliği bulguları görülebiliyor. İnorganik kurşun kalsiyum ve demir gibi diğer katyonik elementleri kullanarak hücre içerisine girip hücre sinyalizasyonunu bozabiliyor. Anemi, periferal nöropati, özellikle çocukta santral sinir sistemi tutulumuna bağlı zeka geriliği, Fanconi sendromu, akut ve kronik böbrek yetmezliği gelişebilir. Fanconi sendromu için kandaki değer 80 mikrogram litreye aştığı durumda glikoziri, aminoüstürü, fosfatürü dediğimiz Fanconi sendromu ile seyreden proksimal tübüler etkilenim gelişiyor kurşun zehirlenmesine bağlı olarak. Yasal düzenlemeden bahsetmiştik, önlemeden de bahsetmiştik. Dikiş gücü yüksek aspiratörler kullanarak kurşunun ortamdan uzaklaştırılması, uygun kişisel koruyucu ekipman kullanımı, gıdalarla bulaşı önlemek için iş yerinde yemek içmemek, erkek çalışanların tıraşlı olması, işe giriş muayenesinde anemi, nöropsikiyatrik bozukluklar, böbrek yetmezliği bulunan olgular bu işlerde çalıştırılmamalı, 3 ay aralıklarla periyodik muayeneler, kan kurşun düzey takibi yapılmalı. Maddelerin yaygın kullanıldığı iş kolları maruz kalımın tespiti için yapılan ölçümler, izin verilen maruziye sınır değerleri, iş yerinde sağlık gözetimi önerileri, etkilenim bulguları, klinik bulgular, maruziyet ve etkiye ait biyolojik belirteçlerden toksikolojik bulgularına bahsedilecek arkadaşlar. Başka bir olgumuz 32 yaşında erkek hasta. Kolik tarzda karın ağrısı, ellerde ve ayakta uyuşma, karıncalanma, duyu ve kuvvet kaybı, baş ağrısı nedeniyle yapılan tetkiklerinde hipertansiyon saptanıyor. Akü geri dönüşüm fabrikasında metal eritme işçisi 3 yıldır çalışıyor, 3 aydır şikayetleri var, sigara içmiyor. Hiçbir şeye yönelik şimdiki meslek öyküsü alınacak. Fizik muayene, hemogram, karaciğer fonksiyon testi, böbrek fonksiyon testi, abdominopel USG, TIT, PA akciğer grafisi, EMG, kan ve idrar ağır metal düzeyleri planlandı. Mikrosteranemi saptanması üzerine demir bağlama kapasitesi istendi. Fizik muayenesi dezoryant, tansiyonu yüksek, batın muayenesinde yaygın hassasiyet, kas muayenesinde bilateral kuvvet kaybı saptanıyor. Hemogramı düşük, anemisi var. Sedim normal, lökosit normal, trombosit normal, kan şekeri normal, üre kreatinin normal, karaciğer fonksiyon testleri normal, böbrek fonksiyon testleri normal. Onun dışında idrarda ne çıkmış? Lökosit ve lökosit silindirleri, total demir bağlama kapasitesi, serum ferritin düzeyleri normal. Abdominopel USG'de her iki böbrek boyutunda azalma ve ekojenik artışı, akciğer grafisi normal, EMG'de bilateral sensoromotor nöropati tespit edilmiş ve kan kurşun düzeyi de 100 mikrogram saptanmış zehirlenme düzeyinde. Hastanın meslek öyküsünde büyük kazanlar içinde eritilen metal buharına maruz kaldığı öğrenildi. Çalışma ortamında havalandırma sistemlerinin bulunmadığı, çalışanın yüz siperliği, eldiven, tulum
kumaş ayakkabısı giydiği öğrenildi. Kimyasal koruyucu özellikle maske kullanımı yoktu. Mevcut klinik ve laboratuvar bulgular ile kurşun etkilerine bağlı periferik sensörimotor nöropati ve proksimal renal tübüler etkilenim tanısı kondu. Hastanın iş yeri ortamından uzaklaştırılması, tedavilerinin yapılabileceği üçüncü basamak merkeze sevki gerekli. İş yerinde çalışan diğer kişilerin sağlığını korumaya yönelik mühendislik önlemleri ve kişisel koruyucu ekipman sağlanmalıdır şeklinde yorum yapıldı. Arkadaşlar, kurşun zehirlenmesiyle ilgili bir tane de infertilite vakamız var. Hemen ona geçiyorum. Otomobil tamir işinde çalışan 27 yaşındaki erkek 3 aydan beri eşi gebe kalamadığı için doktora başvurdu. İşi sırasında oksijen asetilen alevi ile otomobil parçalarını yerinden çıkarıyor. Sonra yeni parçayı da kurşun kalay lehimiyle yerine yerleştiriyordu. Çalıştığı yerde özel bir havalandırma yoktu ve iş elbisesiyle eve gidiyordu. İş elbisesi evde yıkanıyordu. Eşi 25 yaşındaydı ve infertilite tanısı dışında bir sorunu yoktu. Semen analizinde sperm sayısı düşük, 18 milyon. Sperm morfolojisi bozulmuş, motilite azalmış, yani oligoastrenospermisi var. Kan kurşun düzeyi yüksek, 63 mikrogram. Eşinin kan kurşun düzeyi normal. Kurşun fertilite ve gebelik üzerindeki etkileri oldukça eski yıllardan beri bilinmekte. Erkekte hem libidoyu düşürmekte hem de spermatogenezi olumsuz etkilemekte. Daha çok akümülatör ve otomobil radyatör yapımı ve ortamında çalışanlarda söz konusudur. Kan kurşun düzeyi 40 mikrogram ve daha fazla olduğunda sperm sayısı azalır. Son yıllarda kurşunun hipotalamus hipofiz hattını da etkileyerek hormonal sistem üzerinde olumsuz etki yaptığı bilgisi ortaya konmuş. Bir çalışmada akümülatör yapımında çalışan kan ve kurşun düzeyinin ortalama kurutma makinesi ortaya konmuş. Akümülatör yapımında çalışan ve kan kurşun düzeyinin ortalama değeri %52 mikrogram olan 150 işçi arasında kontrol grubuna göre fazla oranda hipospermi, astronospermi, libido azalması, orgazm güçlüğü, ereksiyon ve ejakülasyon bozuklukları olduğu görülmüş. Kan kurşun düzeyi ortalama değerinin %41 mikrogram olarak bulunduğu bir başka grupta astronospermi ve oligospermi bulunmuş kurşun zehirlenmesine bağlı olarak. Yalova Taşköprü'de görev yapıyorsunuz. 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında yetkililer bir gaz kaçağından söz ederek halkın yerleşim yerini boşaltmasını söylediler. Önce ne tür bir gaz kaçağı olduğunu anlamadınız. Daha sonra yakındaki Aksa fabrikasından akrinonitril sızıntısı olduğunu öğrendiniz. Halk yakınlardaki tepelere kendi olanaklarıyla ulaşmaya çalıştı. Siz ilk günler yaralıların bakımı ve ölüm raporu vermekle meşguldünüz. Akut dönemde pek de anlam veremediğiniz çok sayıda deri reaksiyonu başvurusu oldu. Bu hastalarda deride kızarma, tahriş bulguları gözlenmekteydi. İkinci derecede yanağa benzeyen lezyonlar vardı.
Yine akut dönemde solunum sıkıntısı, gözde ve burunda yanma gibi iritasyon bulguları olan hastalar başvurdu. Daha sonra bölgede bu konuda bir duyarlılık oluştu. Bölgede nedeni bilinmeyen kuşkulu ölümlerin olduğu iddiası ortaya atıldı. Sizce bu olay ne tip olağan dışı bir durumdur? Aksa'dan akrinonitril sızıntısını engellemek için neler yapılabilirdi? Akrinonitrilin uzun erimli etkilerini belirlemek için neler yapılması gerekir? Bu olay ani gelişen doğal bir afet sonrası ortaya çıkmış bir endüstriyel felakettir. 17 Ağustos depreminde Taşköprü yakınlarında kurulu olan Aksa'dan akrinonitril tanklarından 3'ü hasar görmüş. Tanklardan havaya, suya ve toprağa toplam 6.400 ton akrinonitril karışmıştır. Bu boyutta bir çevre felaketi dünyada ilk. Kanada'da uzun yıllar içerisinde sızmış bir akrinonitril bizde bir anda çevreye yayılmış. Çevrede yaşayan halk maddenin günlerce koktuğunu ifade ediyor. Akrinonitril suda 19 ppm, havada 21 ppm yoğunluğa ulaştıktan sonra kokmaya başlıyor. Sızıntının olduğu bölgede yaşayan 5.000'den fazla kişi kimyasala maruz kalmış. Bu anlamda yaşanılan olay ciddi bir halk sağlığı sorunudur. Akrinonitril yani vinil siyanit renksiz, yanıcı, parlayıcı bir sıvıdır. Buharı alevle karşılaşırsa patlayabilir. Yanması sonucu hidrojen siyanür, karbonmonoksit ve nitrojen oksitler gibi zehirli gazlar ortaya çıkar. Akrinonitril genel olarak tekstil sanayinde, akrilik elyaf üretiminde, battaniye, çorap, halı, iplik gibi ve plastik sanayinde, otomobil parçası, bilgisayar, telefon, ev eşyaları, oyuncak gibi kullanılan bir ham madde. Akrinonitrilin en önemli maruziyet yolu solunum yolu ile mesleksel maruziyettir. Deri teması veya sindirim yoluyla da vücuda girebilir. Sigara kullananların da düşük dozda bir sigarada yaklaşık 8 miligram akrinonitrile maruz kaldığı gösterilmiş. Kimyasal sanayide üretimi ve kullanımı sırasında havaya karışabilir ve kirlenmiş yeraltı sularının içilmesiyle de maruziyet söz konusu olabilir. Akrinonitril akut olarak motor stimülasyon yapan, kolinerjik semptomları ve asfiksiye yol açan bir maddedir. Akrinonitrilin sağlık etkileri maruz kalınan doza ve maruziyet süresine göre hafif bir iritasyon etkisinden ölüme yol açacak kadar ağır sonuçlara yol açabilir. Kişisel özellikler de etkinin şiddetini değiştirir. Çocuklarda ortaya çıkan etki yetişkinlere göre daha fazladır. Kişilerin inhalasyon yoluyla akut maruziyeti sonucu müköz membran iritasyonu, baş ağrısı, bulantı, kusma, koku duyma ve sinirlilik, kas güçsüzlüğü ve konvizyon bulgularıyla beraber düşük düzeyde anemi, siyanoz, lökositoz, böbrek iritasyonu, hafif bir sarılık ve düzensiz solunum, deriye temasla da ikinci derece yanığa benzer bir etki oluşur. Tekrarlayan ve uzamış maruziyetler, iritasyon ve dermatit, akciğer kanseri oluşma riski olduğu düşünülmekte. Hayvan deneylerinde içme suyu ve solunum yoluna maruziyet sonucu beyinde, salgı bezlerinde ve sindirim sisteminde tümör oluşturduğu bildirilmiş. Macaristan'da bir akrinonitril fabrikasının çevresinde yaşayan insanlar arasında yapılan araştırmada, fabrikanın 25 kilometre yarı çapındaki alanda 1980-96 yılları arasında doğan 46.326 bebekte doğumsal anomali saptanmış. Akrinonitril maruziyeti metabolitlerin kanda siyanit ve idrarda tiyosiyanat ile değerlendirilebilir. Maruziyetin kesilmesiyle bu maddeler kısa sürede ortadan kalkar. Akrinonitrilin hemoglobine bağlanmasıyla oluşturduğu yapının oranına bakarak kişinin aldığı doz maruziyetten 120 gün sonrasına kadar hesaplanabilmektedir. Demin Aksa'dan akrinonitril sızıntısını engellemek için neler yapılabilirdi? Zemin etüdü yapılmalı, uygun değilse fabrikanın başka yerde inşa edilmesi gerekirdi. Depreme dirençli bir yapı inşa edilmeliydi. Olası bir depremde sızıntı olabileceğinin öngörülmesi ve buna yönelik acil durum yönetim planlarının yapılması gerekirdi. Olası bir sızıntıda alınacak önlemler konusunda hazırlıklı olunması ve hızlı müdahale edilmesi gerekirdi. Risk yönetiminde tehlikeli durumun ortaya çıkma olasılıklarının ve risk altındaki toplumlara etkisinin tahmin edilmesi, zararın ve maruziyetin haritalandırılması, altyapı ve sistemlere etkisinin belirlenmesi, çevresel etkisinin tahmin edilmesi gerekirdi. Ekonomik etkilerinin de belirlenmesi gerekirdi. Akrinonitrilin etkilerini belirlemek için neler yapılması gerekir?
Çalışanların akrinonitrilin akut ve benzer kronik etkilerine yönelik izlenmesi, bölge halkının morbidite ve mortalite yönünden izlenmesine yönelik çalışmaların planlanması ve yürütülmesi, teknolojik kazaların ve sağlığa etkilerinin kanıta dayalı derlenmesine yönelik çalışmalar yapılması gerekir. Bu şeyimiz, olgumuz bu kadar. Başka bir olgumuz, soğan paketleme fabrikasında çalışan 50 yaşındaki bir kadın hasta, iş yerinde aniden fenalaşması nedeniyle acil servise getiriliyor. Hafif hipertansiyon dışında sorun olmayan hasta yoğun bakım servisine yatırılıyor. Ertesi gün aynı iş yerinden iki hasta daha aynı tablo ile acil servise getiriliyor. Hastaların karboksihemoglobin düzeyi %10 olarak saptanıyor. Ancak hastaların iş yerinden çıkmalarından itibaren 30 dakika geçmiş olması nedeniyle gerçek değerin daha yüksek olduğu düşünülüyor. İş sağlığı hemşiresi iş yerini görmeye gittiğinde ambar içinde birkaç tane gazlı ısıtıcı ve benzinle çalışan bir forklift olduğunu görüyor. Kış mevsimi olduğundan soğuk nedeniyle bütün kapı ve pencerelerin kapalı olduğu fark ediliyor. İş yerine davet edilen iş hijyenisti ortamda karbonmonoksit düzeyini 24 ppm olarak buluyor. Ancak özellikle forkliftin çalıştığı zamanlarda kısa süreler için karbonmonoksit düzeyinin 100 ppm düzeyine kadar çıktığı saptanıyor. Hijyenistin önerisiyle iş yerinin havalandırılması arttırılıyor. Gazla çalışan forklift yerine elektrikle çalışan forklift kullanılıyor. Karbonmonoksit renksiz, kokusuz bir gazdır. Herhangi bir iritan etkisi de yoktur. Bu nedenle duyu organları ile ortamda varlığını fark etme olanağı yoktur. Zehirlenmenin başlangıç belirtileri halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı gibi nonspesifik belirtiler olduğu için fark edilmeyebilir. Böylece hastalar birden komaya girebilir. Klinik belirtiler kandaki karboksihemoglobin düzeyiyle ilgilidir. Karboksihemoglobin düzeyi %20 oluncaya kadar herhangi bir belirti olmaz. Daha yüksek değerlerde ilk belirti olarak baş ağrısı görülür. Zamanla baş ağrısı şiddetli hal alır, bulantı kusma eklenir. Daha sonra koordinasyon bozukluğu, bilinç bulanıklığı meydana gelir ve sonunda konvizyon ve koma tablosuyla ölüm olur. Ortamda 3500 ppm düzeyinde karbonmonoksit varlığı durumunda kişi ani olarak komaya girer. Düşük dozlu uzun süreli karbonmonoksit maruziyetinin koroner kalp hastalığı meydana gelmesi bakımından risk oluşturduğu bilinmektedir. Korunmada karbonmonoksitin oluşabileceği bütün ortamlar bilinmeli. Buralara uygun havalandırma düzenekleri kurulmalı. İş yeri ortamında izin verilen sınır değer 8 saat için 30 ppm'dir. Kısa süreli maruziyet için ise 200 ppm'dir sital değeri 15 dakika için. Ortamda 50 ppm düzeyinde karbonmonoksit olması durumunda baş ağrısı, halsizlik gibi belirtiler ortaya çıkar. Daha yüksek düzeylerde ciddi zehirlenme belirtileri görülür. Karbonmonoksit tehlikesinin sürekli olarak bulunduğu yerlerde sesli ve ışıklı alarm sistemlerinin olması yararlıdır. Gereken durumlarda koruyucu maske kullanılmalı. İşe giriş muayenelerinde koroner kalp hastalığı, kronik akciğer hastalığı olanlar, anemisi olanlar karbonmonoksit ile ilgili işlerde çalıştırılmamalı. Aralıklı kontrol muayenelerinde erken belirtiler sorulmalı. Karboksihemoglobin ölçümleri yapılmalı. Çalışanlar eğitilmeli. Sigara içenler daha çok riskte oldukları için eğitim verilmelidir. Karbonmonoksit ilgili akut ve kronik yükümlülük süreleri farklı. Akut dönem için bilinç kaybı, kas krampları, kalp ritim bozukluğu, solunum yetmezliği gibi yükümlülük süresi 15 gün. Kronik etkilenmelerde nervoz ve psikolojik bozukluklar, uyku bellek bozuklukları, parkinsonizm, görme ve konuşma bozuklukları, fonksiyonel veya organik kalp ve dolaşım bozuklukları için 6 ay. Yanlış yapılmış ve defekli ısıtma sistemleri, hava gazı şebekesi tamiri, açık ocaklar, içinde karbonmonoksit bulunan gaz karışımlarının elde edilmesi, dağıtımı ve sanayide kullanılması, garaj, depo ve tamirhanedeki çalışmalar, kötü havalandırılan kapalı yerlerde motor işletilmesi, özellikle yeraltı
kapalı yer ve tünellerdeki yangın ve patlamalar, metal karbonillerin elde edilmesi ve kullanılması, kimya sanayinde bazı sentezler için karbonmonoksit kullanılması gibi durumlar hastalık tehlikesi olan başlıca işler. Gerektiğinde kanda karbonmonoksit veya karboksihemoglobin tayini, EEG, EMG, EKG yapılması gerekli. Karbonmonoksit kimyasal boğucu gazlar grubunda yer almakta. Kömür, petrol, gaz karışımlarının yetersiz yanmasına bağlı olarak meydana gelen bir kirletici. Başlıca kaynağı içten yanmalı motorlar, renksiz kokusuz bir gaz, zor sıvılaşır, çok kararlı ve güçlü indirgen bir bileşiktir. Maruz kalınabilecek iş kolları, şu işlerde risk değerlendirme sırasında karbonmonoksit dikkate alınmalı. Yanma işlemlerinin yapıldığı üretim yerleri, jeneratör gazı, basınçlı fırın gazı oluştuğu iş yerleri, dökümhaneler, kok fırınları, sertleştirme fırınları, baca inşaatı, petrol ürünleriyle çalışılan motorların bulunduğu garajlar, itfaiye çalışmaları, yol tünelleri, karbonmonoksit oluşma ihtimali olan kapalı alanlar, iş yeri dışındaki karbonmonoksit kaynakları da fosil yakıtların yetersiz havalandırılmış ortamlarda yakılması, yanlış yerleştirilmiş, bakımsız, iyi havalandırılmamış pişirme veya ısıtma cihazları, tıkalı bacalar, odun yanan şömineler, sobalar, dekoratif şömineler, gaz brülörleri, düzgün çalışma güvenilirliği olmayan ek ısıtıcılar, karbonmonoksit kaynakları. Etki mekanizması tahriş etkisi olmayan çok zehirli bir gazdır. Sağlık etkisi oksijeni azalttığı için değil, kanda kimyasal bir tepkimeye meydana getirdiği için oluşuyor. Şöyle ki hemoglobinin oksijen afinitesi karbonmonoksite göre çok fazladır. Bu nedenle akciğerde hemoglobin karbondioksiti bırakır, oksijeni bağlayarak dokulara götürür. Ancak havada karbonmonoksit bulunması durumunda hemoglobin oksijen bulunsa bile oksijeni değil karbonmonoksiti bağlar. Çünkü karbonmonoksit afinitesi oksijenden 220 kat daha fazladır. Hemoglobinle karboksihemoglobin oluşturur. Böylece kan dokuları oksijen taşıyamaz. Etkisi havadaki miktarına, maruziyet süresine ve kişinin duyarlılık derecesine göre değişir. Kokusuz olması tehlikeyi arttırır. Öldürücü olmayan dozlarda bile ciddi kansızlık, baş ağrısı sorunlarına sebep olmaktır. Mesela solunan karbonmonoksit düzeyinin ppm'e göre 1 ila 3 ppm arasında sağlık etkisi 5 saat maruz kalma durumunda normal. 4 ila 30 ppm düzeyinde vazodilatasyon oluşturuyor. Karboksihemoglobin saturasyonu 1 ila 5 arasındayken bazı organlara kan akımının artması, halsizlik, hafif yorgunluk gibi. Solunan ortam karbonmonoksit ppm düzeyi 30 ila 50 iken karboksihemoglobin saturasyonu 5 ila 9 arasındayken kompleks ve hassas işleri yapabilmek için daha çok ışığa ihtiyaç duyma. 100-200 olduğunda karboksihemoglobin 16-20 iken egzersiz sırasında maksimum oksijen alımında azalma. Binin üzerinde olduğunda karbonmonoksit ppm düzeyi ve karboksihemoglobin 67-70 olduğunda müdahale edilmezse ölüme sebep oluyor. Karboksihemoglobin 50-60 arasında bilinç kaybı, koma, 40-50 arasında konfüzyon, 30-40 arasında şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, senkope, taşikardi, kan basıncının artma gibi belirtiler oluyor.
Baş ağrısı, kusma ve bilincin bulanması sonucu etkilerim devam ederse beyin ve hayat organlarının oksijen almaması sonucu koma ve ölüm oluşabilmekte. Kronik zehirlenmede düşük konsantrasyonlara uzun süreli aylar veya yıllarca etkilenme sonucunda yorgunluk, baş ağrısı, mizaç değişikliği, uyku bozuklukları, kalp ve mide bozuklukları ve hafıza bozuklukları görülür. Korunma için riskli işlerde ortam havasına karbonmonoksit miktarı kontrol edilmeli. Karbonmonoksit oluşma ihtimali olan iş yerlerinin ilgili bölümleri uygun düzeneklerle havalandırılmalı. Çalışma süreleri kısaltılmalı. Gerekirse maske kullanılmalı. Mesleki karbonmonoksit maruziyetinde karboksihemoglobin biyolojik tolerans değeri %5'tir. Ancak karboksihemoglobin düzeyi sigara içenlerde genellikle %8'den az değildir. Bu nedenle düşük konsantrasyonlarda karbonmonokside maruziyette sigara içmeyenlere göre daha duyarlıdırlar ve bu nedenle sigara yasaklanır. İşe giriş muayenesinde kalp muayenesi, KOAH ve anemisi, pardon, kronik kalp hastalığı, konjektif kalp hastalığı, KOAH ve anemisi olanlar tespit edilerek karbonmonoksit riski olan yerlerde çalıştırılmamalı. Periyodik muayenelerde de semptomlar sorgulanmalı. Gerekirse karboksihemoglobin düzeyleri ölçülmeli. Sınır değerler MAK değeri 30 ppm'dir. İş yeri ortamında izin verilen sınır değeri 8 saatlik eşik sınır değer 30 ppm'dir. Kısa süreli maruziye sınır değeri 200 ppm'dir, az önce söyledik. 1 ppm karbonmonoksit 1,16 miligram metreküptür. Solunan havadaki 1000 ppm karbonmonoksit %1 karbonmonoksit konsantrasyonuna denktir. Solunan havada 100 ppm düzeyinde karbonmonoksit bulunması karboksihemoglobin oluşumunu %20 düzeyine çıkarabilir ki bu toksik düzeydir. Akut zehirlenmelerde nefes verilen havadaki karbonmonoksit ve kan karboksihemoglobin düzeyinin tespiti tanı da önemli. Acil EKG gerekir. Bazı olgularda işe başlamadan önce de pardon normal şartlarda da işe başlamadan önce EKG kontrolleri gerekiyor. Bazı olgularda EEG kontrolü gerekiyor. Tedavide akut zehirlenmelerde hasta zehirlendiği ortamdan en kısa sürede çıkartılmalı. Mümkünse basınç altında oksijen solutulmalı. Hiperbarik oksijen tedavisi kısa sürede çok hızlı iyileşme sağlayan bir tedavi yöntemidir. Beyin ödemine karşı steroid ve hipertonik çözeltiler kullanılmalı. Diğer olguya geçmeden arkadaşlar ara veriyorum 15 dakika.